Herkese merhabalar. Pembe Motellem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videomda krop hırkamın yapım aşamalarını anlatmıştım. Bugünkü videomda da yine papatyalara doyamadık ve sizlere bu güzel tacımın yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi tacım sadece düz örgü ve ters örgülerden oluşmakta. Ben elimde siyah bir taç vardı. Onun ölçüsüne göre ilmek sayılarımı yaptım. İlmek sayılarımı küçük bir ilmekle başlayıp daha sonra tacımın enine göre birkaç ilmek arttırdım. Onu da videoda şimdi size göstereceğim. Şiş numarası olarak da tacımda 5 numara kullandım. Daha böyle bol bir yapı istemedim. Çünkü taca rahatlıkla geçebilmesi için 5 numaralı şiş kullandım. Sizler de yine elinizde sıkılarak gevşekliğine göre arttırabilir ya da azaltabilirsiniz şiş numaranızı. Gördüğünüz gibi aynı takım olsun diye papatyalarla süsledim. Ve sadece papatya değil, üstüne bu güzel çilek modelini de yapabilirsiniz. Size gösterdim hem bu çilek modeli hem papatya hem de hırkamın linkini size açıklama kısmında ekleyeceğim. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızla da beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak tacımın yapımına geçelim. Örgümü elimdeki taca göre ilmek sayımı atacağız. Daha sonrasında tacımın enini ve boyuna göre ilmek sayılarımı arttıracağım. Şimdi ben daha önce hırkamı 8 numaralı şişle örmüştük ama tacımın daha böyle sert bir görünüm olması ve kolaylıkla bu tacın üstüne geçmesi için 5 numaralı şiş kullandım. Şişimi aynı iple, hırkamı ördüğüm iple 2, 4, 6 adet ilmek attım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şekilde ve diğer ilmeklerimi de ters örmeye devam ediyorum. İlmeklerimi ters örüyorum ve en köşedeki ilmeğimi de örmeden alıyorum. Arka tarafı dönüyoruz. Kenardaki ilmeğimi örerek alıyorum. Ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. En sondaki ilmeğimizi de örerek alıyoruz. Tekrar arkadaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi de ters olarak alıyorum. Toplam bu bizim üçüncü sıramız oldu. Toplamda 5 sıra öreceğim. 5 sıradan sonra tacım genişlediği için arttırma yapacağız. Sizler de kendi tacınızın ölçüsüne göre ilmeklerinizi arttırabilirsiniz. Başlangıç ilmeğinizi bile daha fazla yapabilirsiniz. Bu dördüncü sıramız bizim. Şimdi beşinci sıramıza geldik. Yine arkadaki ilmeklerimizi örmeden alıyorum. Köşedeki diğerlerini ters örerek devam ediyorum. Köşedeki ilmeğimizi de örmeden alıyorum. Şimdi 3 ilmek arttırma çalışması yapacağız. Köşedeki ilmeğimi örüyorum. Bir adet gizli arttırmamı yapıyorum. Tekrar 2 ilmek örüyoruz. Tekrar bir arttırma çalışması yapıyoruz. 2 ilmek daha örüyoruz. Tekrar bir gizli arttırma yapıp toplamda ilmeklerimizi
9 ilmeğe çıkartıyoruz. Arka tarafta yine köşedeki ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve gizli olarak arttırdığımız ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Bu şekilde 9 ilmeğimizi ben tacımın boyuna göre öreceğim. Sizler de elindeki tacınızın boyuna göre ilmeklerinizi örüp örgünüzü oluşturabilirsiniz. Bu şekilde önden düz, arkadan ters olarak ilmeklerimizi, 9 ilmeğimizi örelim. Tacımızın başlangıçta nasıl ilmeklerimizi arttırdıysak, son tarafta da yine 5 sıra kala ilmeklerimizi eksilteceğiz. Tacımız için önden düz, arkadan ters olacak şekilde toplam 35 santim şu şekilde ördüm. Kendiliğinden zaten böyle bu şekilde kırılıyor ve bu şekilde rahatlıkla tacınıza geçirebileceksiniz. Şimdi 35 santim benim tacımın ölçüsü, 35 santim olduğu için o şekilde ördüm. Şimdi eksiltme çalışmalarımızı yapacağız. Kenardan bir ilmek öreceğiz. Bir ilmek keseceğiz. Tekrar bir ilmek örelim. Bir ilmek keselim. Bir ilmek örelim. Bir ilmek keselim. Bu şekilde ilmeklerimizi 2, 4, 5, 6 ilmeğe tekrar düşürüyoruz. Ve 5 sıra daha yine örgümüzü örüp dikiş çalışmamızı yapacağız. Kesme işleminden sonra 5 sıramı daha ördüm ve şimdi örerek kesme tekniğiyle beraber ilmeklerimi keseceğim. 2 ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Bir ilmek daha örüyoruz. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. İlmeklerimizi bu şekilde kapatıp dikiş çalışması için belli bir uzunlukta ip bırakacağız. İlmeklerimi bu şekilde kestim. Gördüğünüz gibi çok kolay düz örgüler ve lastik örgülerden oluşan tacımızı bu şekilde yaptık. Biraz içeri buruluyor ama önemli değil. Şimdi ipimizi, iğnemizi takalım ve dikiş çalışması için gelelim. İpimizi, iğnemize geçirdik. Şimdi tacımızı alıyoruz ve tacımızı aldık ve şu şekilde köşe bölümünden dikim çalışmasıyla beraber tacımızı da içine koyarak dikim çalışmasını yapacağız. Biraz tabii ki zor geçecek. Şu şekilde uç bölümünü sabitleyelim. Şöyle. Bir saniye. Şöyle geçirip dikim çalışmasını şöyle uçlardan yapacağız. Dikim çalışmasının
iz bölümü iç tarafa kalacak şekilde. Şöyle iki taraftan karşılıklı olarak şöyle güzelce görünsün. Şöyle karşılıklı olarak dikeceğiz. Şöyle çevirsem daha mı? Taç olduğu için çok iç tarafını gösteremedim. Şöyle yandan tekrar göstereyim. Şuradaki kenardaki ilmeklerimizden karşılıklı olarak dikeceğiz. Bu şekilde örgümüzü tacımıza şöyle biraz çekerek de birleştireceğiz. Şöyle şu şekilde giydireceğiz. Ve tacımız bu şekilde oluşacak. Şimdi ben dikim çalışmamı yapıp geleyim. Dikişimi yaptım. Şu şekilde iç taraftan gördüğünüz gibi görüntüsü şöyle yakınlaştıralım. Bu şekilde tacımı bitirdim. Çok cici oldu. Ve hemen iki tane çiçeğimi de yapıp üstüne diktim. Şu şekilde. Şimdi bir adet daha çiçek yapacağım. Çiçek yapımı daha önceki videolarımda var. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Ayrıca çilek de olabilir örgümüzün üstüne. Alt taraftaki rengini farklı bir renk yaparak da çileklerimizi de üstüne koyabiliriz. Ben takım olsun diye aynı renkte ve aynı papatyalar yapmayı tercih ettim. Şimdi papatya yapımı için yine bu papatyanın, hırkanın ve çileğin linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Ama yine papatyayı küçük bir başlangıç yapıp göstermek istiyorum. 4 adet zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 adet çekelim. 5 adet zincirimi çekiyorum. Birleştiriyorum. İlk sık iğnemize. Ve toplam 1, 2, 3 zincir çekip içine ikili trabzanlar yapıyoruz. Bir zincir çekip bir trabzan, bir zincir, bir trabzan şeklinde toplam 12 adet yuvamızı yapıyoruz. Yuvalarımızı yaptık. Şimdi 4 zincirimi çekiyorum. Tığımızın üstüne ipimizi alıp ilk yuvamıza batıyoruz. Bu şekilde batıp alıyoruz ve tığımızda bekletiyoruz. Tekrar 4 kez bu işlemimizi yapıyoruz. Yan tarafa geçiyoruz yandaki yuvamıza kapatmadan. Oraya da 4 kez tığımızın üstüne ipimizi alıp uzun şekilde çekiyoruz. Bir kere daha batalım. Daha detaylı olarak izlemek istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten de izleyebilirsiniz. Burada kısa bir anlatım yapacağım. Hepsini birden çekiyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Sabitleyip 4 zincir çekip aynı en son yaptığımız yuvanın içine bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincirimizi çekiyoruz. Şu şekilde dışa doğru. 4 zincirimizi çekiyoruz. Tekrar sıradaki yuvamıza 4 kez batıyoruz. Yandaki yuvamıza 4 kez batıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Ve hepsini birden böyle yakından göstereyim. Çekip
Sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4 zincirle son yaptığımız yuvanın içine batıyoruz. Bu şekilde beyaz bölümlerimizi bitiriyoruz. Papatyamın yuvalarına batarak 2, 4, 6 adet tomurcuklarımızı oluşturduk. Şimdi ortası için hemen bir iki zincir çekiyoruz. Şöyle biraz uzunca bırakalım. Burada ipimizi biraz uzunca bırakıyoruz ki onunla dikiş işlemimizi yapacağız. İki zincirimi çekiyorum. Daha sonra üçüncü zincirimizi biraz bol çekiyorduk. Dört adet üstüne zincirimizi çekip o üçüncü zincirimizin içine şu şekilde aynı yuvaya 10 kez batarak ortasındaki tomurcuğumuzu oluşturuyoruz. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, bir dakika, 9, biraz zor olabilirsiniz büyüdükçe artık, 10, 10 kez batıyoruz. Tek seferde hepsini çekip sabitliyoruz. İki zincirimizi çekip ipimizi kesiyoruz. İpimizi biraz uzunca keselim ve karşılıklı yuvalardan tomurcuğumuzu bu bölüme geçiriyoruz. Şöyle karşıya da yapalım. Böyle karşılık olarak geçirip arkadan düğümlüyoruz. Böylelikle çiçeğimizi, papatyamızı bitiriyoruz. Şimdi dikiş işlemimizi yapacağız. Çiçeğimizi bitirdik. Hemen dikiş çalışmamızı yapacağız. Bir tanesini orta bölüme, şu bölüme yapmıştım. Bir tanesini yan tarafa, bunu da yine geçiş şekilde şu tarafa dikim işlemini yapacağız. Şöyle aradan hem alt taraftaki örgümüzün içinden geçirerek sabitliyoruz. Şu şekilde yine tekrar şu köşeden şöyle alttaki örgümüze de sabitleyerek yuvaların arasından dikim işlemini yapıyoruz. Dikiş işlemimi de bitirdim. Gördüğünüz gibi çok cici, çok güzel bir tacımız oldu. Kız bebekleriniz için çok güzel bir model oldu. Sizler de rahatlıkla, kolaylıkla örebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.